aklımı satışa eğridir diye. Verdiler bir 25'lik, almadım eridir diye. Dediler ver aklını, al dünyayı, almadım. Dünya dertle doludur diye. Yerde gördüm bin altın, almayacaktım ama aldım sarıdır diye. Verdim bin altını, aldım bir kase yoğurt, dorudur diye. 999.999 küp su kattım koyudur diye. Hekimlere bildirdiler bu Adem delidir diye. Bağladılar her yanımı, kodular beni tımarhaneye, tam yeridir diye. Aldım tımarhaneyi, dürdüm katladım, vurdum sırtladım halıdır diye. Hekimlerden izin çıktı, bırakın onun eski huyudur diye. Efendim bu tekerlemeyi de böyle tekerleyip kıvırıverdikten sonra geçelim hikayemize. Hikayemizin adı organize saç örgütü. Gece yarısı tam başımı yastığa koymuştum ki telefonum çaldı. Arayan numara telefonumda kayıtlı değildi. Telefonu açar açmaz karşımdaki ses, "Babamın selamı var. Her zamanki yerde seni bekliyor," dedi. Bu sesi tanımıştım. Bu Arap Hasan'dan başkası olamazdı. Bir hışımla yataktan kalktığım gibi gardırobun önüne geçtim. Fiyakalı takım elbisemi üzerime geçirdim. Fakat bir sorun vardı. Birazcık kilo almıştım. Güç bela gömleğimin düğmelerini kapattım, fermuarımı çektim. Aradığımı bulmak için kömürlüğe doğru indim. Aradığımı eski meyve kasalarının orada poşete sarılı halde buldum. Poşeti açtığımda 14'lünün namlusu ay gibi parlamıştı. Tabancama küçük bir öpücük kondurduktan sonra arabaya doğru ilerledim. Arabama bindim. Bir zamanlar kirli işleri yaptığımız deponun oraya vardım. Deponun önüne geldim. Kapıyı üçer saniyelik aralıklarla çaldım. Kapı büyük bir gıcırtıyla açıldı. Depo dışarının aydınlığıyla dolmuştu. Ortaya kocaman bir masa atmışlardı. Baba masanın etrafında oturuyordu. Gülleşmiş saçları, kır bıyıkları, çatık kaşlarıyla baba tam karşımdaydı. Baba görür görmez beni bir duygusallık aldı. İkimiz de birbirimize sarıldık, kucaklaştık, babanın elini öptüm. Çaktırmadan burnumu siler gibi yapıp gözyaşlarımı sildim. Baba tek tek konuştu. Drakula Hüseyin de geldiğine göre ekip tamamlanmış demektir. Tertemiz etrafıma bakındım. Benim gibi Psikopat Apo'yu, Blender Mehmet'i, Arap Hasan'ı ve diğer kişileri görmüştüm. Aklımdaki sorulara cevap bulabilmek için tekrar babaya döndüm. Baba, firar mı ettin? Daha 3 yılın vardı senin. Tertemiz baba. Cezayı aslan, sevdayı çekene sor evlat. Ha bu koronavirüs yüzünden çıkan infaz yasası yok mu? Bizi de vurdu, salıverdiler. Dertemez içime bir su serpilmişti. İntikam zamanı desene baba. Sen içeriden intikamımızı birlikte alacağız diye haber gönderince diyemeden baba sözümü kesti. Evlat sen ne anlatıyorsun? İntikam falan yok. Unut hani. Ben birazcık buna sinirlendim. Nasıl olur baba? İntikam falan olmadan olmaz. Hepimizi hapse tıktılar. Baba anlıyorum dercesine kafasını salladı. Ne mutsuz edip gülen ne de aldığı yerleri ödemeden giden yoktur bu hayatta. Ne demişler? Unutmak ve affetmek iyi insanların intikamıdır evlat. Unutma bunu. Bu sözü birazcık kafamı karıştırmıştı. Biz iyi insan değiliz ki baba. Unutalım, affedelim. Baba sinsi bir gülüşle. Olacağız evlat. İyi insan olacağız. Namusumuzla para kazanacağız. Birden babanın gelişiyle boşa umutlandığımı düşündüm. Ne yapacağız baba? Gidip bir asgari ücretle mi çalışacağız? Her itin birinin işi, her kurdun bir ulu işi vardır. Her zamanki gibi büyük oynayacağız.
oynayıp çok kazanacağız evlat. Bu iş daha çok kafamı karıştırmıştı. Sonra arkasında duran arabasına döndü. Abi makinesini verin Drakula'nın. Der demez elimi belimi attım. 14'lüğü cebimden güçlükle çıkardım. Baba bunu görür görmez. Yine süt beçeceğiz belki. Yine kan dökeceğiz ama ha bununla değil. Onu sen bir kaldır. Der demez arkasında duran Ninja Selim'den tıraş makinesini aldı. Elimi tutuşturdu. Ben neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. O sıra arkadaşlara sessizce neler olduğunu sordum. Ne de olsa akşamdan beri buradaydılar. Babanın yeni bir tezgah kurduğunu söylediler. Bir zamanlar kirli işleri yaptığımız depoyu kuaför salonuna çevirecektik. Berberlerin kapalı olmasını fırsat bilecektik. Bu iş aklıma yatmasa da babaya olan saygımdan kabul etmiştim. Baba sonra bir hışımla bize döndü. Bana bileği kuvvetli ağzı siki gözü kara beş berber bulun. Malzeme tedarik edin. Durmayın öyle. Hadi. Der demez aramızda iş bölümü yaptık. Kimimiz malzeme tedarik etmeye gitti. Kimimiz berber bulmaya. Kimimiz depoda kalmaya. Ertesi gün her şey hazırdı. Fakat kimse gelmiyordu. Babanın talimatıyla sokakta müşteri aramaya başladık. Sokağa çıktığımızda insanların yanına yaklaşıp onları tıraş edebileceğimizi söylememiz yeterli oluyordu. İnsanlar tıraş olmak için adeta can atıyordu sanki. Her şey tıkırında ilerliyordu. Baba insanların tipine bakarak raconu kesiyordu. Saç için 8.000, sakal için 3.000 TL aldığımız oluyordu. Üstünde fazla nakit olmayanlardan saatini, cep telefonunu alıyorduk. O da yoksa açık senet yazıyorduk. Alışık olduğumuz yöntemleri uyguladıkça kazancımız artıyordu. Bir gün Arap Hasan tıraş için iş adamlarını, kodomanlarını paketleyip getirmeyi teklif etti. Baba bu teklife "Ula biz mafya muyuz? Siz neden olmaz bu." diyerek reddetti. Bir günde Arap Hasan tıraş olmayanlardan 3 katı ücret almayı teklif etti. Baba da bu teklifi "Ula siz beni çıldır taysuz ya. La biz deli dumrul muyuz?" diyerek reddetti. Bir gün hesap için babanın karşısına bir genci getirmiştik. Baba çocuğun tipine bakarak 8.000 TL masraf çıkardı. Çocuk eli titreye titreye ücreti ödedi. Sonra babanın karşısına geçip affedersiniz beyefendi, acaba fatura kesebilir misiniz?" dedi. Baba ayağa kalkıp "Ula kes oğlum, sen yeter ku iste." der demez Ninja Selim'den aldığı tıraş makinesini çocuğun kulağına dayadı. Çocuğun kulağını bir hışımla kesti. Çocuk canının acısıyla avazı çıktığı kadar bağırdı. Sonra baba "Bununla kalır mı?" kesti kulağı çocuğun ağzına tıktı. Bundan sonra hesaba itiraz edenlere de biz de aynı şeyi yapmaya başladık. İşler tıkırında gidiyordu. Ramazan ayına geldiğimizde baba fakire fukaraya yardım etmemizi istedi. Depo fakirlerle yardım istemeye gelenler ve kuaför için gelenlerle kalabalık günlerini yaşıyordu. Bir gün hesap için babanın karşısına bir genci getirdik. Baba çocuğa bakıp "Ha buna 500 yeter de ha," dedi. Ama çocuk yalvarıyordu, yakarıyordu. Cebinde sadece 20 TL'si olduğunu söylüyordu. Baba bu sefer de telefonunu almayı emretti. Ama çocuğun cebinden çıka çıka ekrana kırık tuşlu bir telefon çıktı. Baba bu sefer de açık senet yazmayı teklif etti. Ama çocuk yine yalvarıyordu, yakarıyordu. "Abi, ne olur affedin beni. Ben, annem hasta, ben yardım için geldim. Koltuğu boş görünce oturdum. Bilseydim bu kadar pahalı olduğunu oturur muydum?" Baba birden çocuğa baktı. O sırada psikopat topu "Keseyim mi baba?" der demez baba "Kes ula!" dedi.
Psikopat çocuğun kulağına tıraş makinesini dayadı. Baba eliyle dur işareti yaptı. Ula kestirdiysem sesini kestirdim. Bırakın delikanlıyı. Dedi. O sırada delikanlıyı bıraktılar. Baba yine özlü sözlü konuşmasına başladı. Anneler kutsaldır evlat. Ha bu gencin cebine parasını koyun. Ne ihtiyacı varsa giderin. Dertimiz çocuk elimizi, ayağımızı, yüzümüzü, gözümüzü öptü. Herkese sarıldı. Tam depodan çıkarken baba dönüp evlat belki yardımımız dokunur. Nesi vardır bu ananın? Derdemez çocuk. Covid-19 teşhisi koydular abi deyince. Baba. Ay senin anani. Sonra birden kapı açıldı. İçeri polislerle diğer insanlar dolmuştu. Helikopter sesleri, siren sesleri her yerden duyuluyordu. Birden herkesi tutukladılar. Ellerimizi bağladılar. Yerdeki kılları delil torbasına koydular. Babanın testi pozitif çıktı. Bizi de karantinaya aldılar. Sonuçlarımızı bekliyoruz. Sessiz olun, yasaklara uyun. Yasaklara uymazsanız Covid-19 olun. Buradan babaya ve Mehmet Pektaş'a sevgiler ve saygılar. Umarım en kısa zamanda diğer COVID-19 sorunlarından iyileşir. İlçeli sağlık kurumuna.